Alparslan Savaş'la Vardiya başlıyor. Radyo dinleyenleri, işçi sınıfının gündemlerini ele aldığımız Vardiya'ya hoş geldiniz. Ben Alparslan Savaş, önümüzdeki bir saat boyunca sizlerle canlı yayında birlikte olacağız. Vardiya'nın düzenli dinleyenleri biliyor, program yaz aylarında kısa bir ara vermişti. İki ay kadar sürdü bu kısa ara ve şimdi yeniden Vardiya'yla birlikteyiz. Evet, Perşembe akşamlarını emekçilerin gündemlerine ayırın. Vardiya'da bizimle olun. Sevgili dinleyenleri, saatimiz 20 gösteriyor ve programımıza yavaş yavaş başlıyoruz. Geçtiğimiz, isterseniz hemen bu akşam Vardiya'da neler olacak kısaca göz atalım, konuşalım. Geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak adına yeni ekonomi programı dediği orta vadeli ekonomi programını açıkladı, biliyorsunuz. 2021-2023 hedeflerini içeren program çok konuşuldu, tartışıldı. Bu programda işçileri ilgilendiren yine önemli hususlar var. İşçi haklarını geriye götürecek olan düzenlemeler gündemde yine. Vardiya'da ilk olarak buna bir bakacağız. Albayrak'ın açıkladığı YEP'ten işçiler için neler çıktığını konuşacağız. Bunu ikinci gündem olarak konuşacağız. Şimdi yönetmen arkadaşım uyardı. Bu başlıkta konuğumuz olacak. Onu ikinci gündemde ele alacağız. Petrol Sendikası Araştırma Uzmanı sevgili Aşkın Süzük bizimle olacak. Kendisiyle yeni ekonomi programı daki işleri ilgilendiren konuları değerlendireceğiz. Ama ondan önce programa başlarken memlekette madencinin çilesini konuşacağız miktar. Soma'da biliyorsunuz 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasının üzerinden 6 yıldan fazla bir zaman geçti. Dava Yargıtay aşamasındaydı. Geçen hafta Yargıtay'ın kararı geldi. Bu önemli kararda neler var? Bunların ayrıntısına bakacağız. Bununla beraber Soma'da ve Ermenek'te maden işçileri alamadıkları ücret ve tazminatları için bir süredir eylemdeler. İşçiler talepleri için Bağımsız Maden İş Sendikası'nın öncülüğünde 12 Ekim'de Ankara'ya yürüyecekler. Ermenek ve Soma'daki madencilerin talepleri neler, neler istiyorlar? Ankara yürüyüşü nasıl olacak? Bu soruları Soma'dan Uyar Madencilik'te çalışmış mağdur madencilerden birine soracağız. Maden işçisi İdris Sarıkaya canlı yayında konuğumuz olacak. Güzel haberlerimiz de var bu hafta Vardiya'da. Özel okul öğretmenleri, AVM çalışanları, mağaza market işçileri örgütlenmesinde önemli bir gelişme oldu bu hafta. Uzun adı Tüm İşçilerin Birlik Mücadele ve Dayanışma Sendikası olan, kısaca kendisini Birlik Sendikası olarak adlandıran yeni bir sendika kuruldu. Kuruluşu basın toplantısıyla duyuruldu. Vardiya'da bu yeni kurulan
Birlik Sendikası ile ilgili sizlere bilgiler vereceğiz. Bazı bilgileri paylaşmış olacağım. Enflasyon rakamları açıklandı. Baro seçimleri yasaklandı. Başakşehir şehir hastanesinde sağlık emekçileri ve hekimler eylem yaptı. UZE işçilerinin tazminatları için fabrika önünde direnişleri devam ediyor. Çadır kurdular. Tüm bu gelişmeleri kısa kısa bölümünde sizlerle paylaşacağız. Kargil işçilerinin sizlere bir mesajı var. Onu sizinle paylaşacağız. Program böyle devam edecek. Evet sevgili Yön Radyo dinleyenleri, dolu dolu bir vardiya programında daha bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bu akşam vardiyada kalın, bizde kalın, bizden ayrılmayın. Şimdi sevgili dinleyenler, belki de en zor mesleklerden biri madencilik. Üstelik bu zorluk sadece yerin yüzlerce metre altında ağır koşullarda ölümle burun buruna sağlık riskleri altında çalışmaktan ibaret değil. Maden işçilerinin zor çalışma şartlarına bir de ücret ve tazminatlarına el konması ekleniyor. O kadar çok örnek var ki şu sıra daha fazlasını görüyor ve yaşıyoruz. Ve bu örneklerin yaşanmasına maden ocaklarının özelleştirilmesi, rödevans ve hizmet alımı gibi yöntemlerle taşeronlaştırılması neden oluyor. Soma'da 301 madencinin yaşamını yitirdiği maden ocağı ve o ocağı işleten patronun bölgedeki diğer ocaklarını hatırlayabiliriz hemen. Yine Ermenek'te 18 madencinin ölümüne neden olan ve diğer özel sektör madenini de aynı şekilde hatırlayabiliriz. Hepsi patronlar tarafından işletilen, özelleştirilmiş maden ocaklarıydı. Soma kömür işletmelerine bağlı Eynez Ocağı'nda 301 işçi yaşamını yitirdi ama sonra bu ocaktan sağ çıkmayı başaran diğer işçiler yıllarca kıdem tazminatlarını alabilmek için uğraştılar. Tam 5 yıl sonra Türkiye kömür işletmelerinden zor bela tazminatlarını almayı başardılar. Sonra benzer durumu Soma kömür işletmelerinin diğer 3 rödevanslı ocağında çalışan işçiler yaşadı. Bu ocaklarda çalışıp tazminatını alamayan işçilerin alacakları, Türkiye kömür işletmeleri bu alacakları ödememekte inat edip durdu. En sonunda mecliste bir torba yasaya yine zor bela bir madde konularak işçilerin, madencilerin mücadelesiyle bu 3 ocakta da tazminatlarını TK'den almayı başardı maden işçileri. Ama 5 yıl süründürdüler maden işçilerini. Şimdi yine benzer durumda olan madenciler var. Seslerini çıkarmaya çalışıyorlar. Tazminatları ve ücret alacakları için mücadele ediyorlar. Bu kez Manisa'daki bir başka maden şirketinin Uyarlar Madenciliğin işçileri tazminatlarını almak için mücadele ediyor. Ayrıca Ermenek'te bir direniş sürüyor. Burada da hatırlarsanız 2014 yılında 18 madenci boğularak can vermişti. Şimdi Ermenek'teki 2 ocakta Cenne ve Seba Kömür ocaklarında işçiler ücretlerini alamadıkları için iş bıraktılar. Cenne'de 13 aydır ücret alamıyorlardı. Seba'da 7 aydır. İş bırakınca ücretleri ödendi Seba'dakilerin ama bu kez işten çıkarmayla karşı karşıya kaldılar. Her iki maden ocağında da işçilerin Bağımsız Maden İş Sendikası öncülüğünde direnişi sürüyor. Gerek Soma'daki Uyar Madencilik işçileri, gerek Ermenek'teki sözünü ettiğim 2 ocakta çalışan işçiler ödenmeyen ücretleri üzerine ve üzerine yatılan tazminatların alınabilmesi için bir dizi eylem planı uygulamaya koydu. Bağımsız Maden İş'in öncülüğündeki bu eylem planı 12 Ekim Pazartesi günü Ermenek'ten ve Soma'dan madencilerin Ankara'ya yürüyüşüyle belirli bir aşamaya gelmiş olacak. Evet sevgili Yön Radyo dinleyenleri, şimdi hattımızda Soma'dan Uyar Madencilik'te çalışmış, ücret ve tazminatları ödenmemiş işçilerden biri var. Maden işçisi İdris Sarıkaya. İdris Usta, hattımızdasın sanıyorum. Hoş geldin, evet, beni efendim. Duyabiliyor musun? Hoş bulduk efendim, duyuyorum şu an. İdris Usta, beni duyabiliyor musun? Evet, duyuyorum sizi. Alo. Kaç saat beni duyanlar. İdris Usta, ben seni duydum şimdi. Evet. Merhaba, hoş geldin programımıza, Vardiya'ya. Hoş bulduk, hayırlı akşamlar, hayırlı programlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Soma'dasın şu anda bildiğim kadarıyla, değil mi? Evet, Soma'dayım şu an.
Yön Radyo dinleyenlerine biraz kendini tanıtır mısın? Uyar Madencilik'te çalıştın, biliyoruz. Ne kadar zaman çalıştın, ne zaman oradaydın? Bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Tabii. Ben 2002 yılında Soma'da özel sektöre ait Uyar Madencilik'te yer altında işçi olarak işe başladım. Ve 2007 yılında 31 Temmuz'da gece vardiyasında dinamitçinin haberleşme hatası sonucunda, haber vermeden patlatma yapması sonucu 5 işçi arkadaşımla beraber kazalandık. Ve o kazada ben iki bacaklarımı kaybettim. Arkadaşım Ali Kandemir iki gözlerini kaybetti. Yani %100 görme engelli. Ben %48 yürüme engelliyim. Ve bu maden ocağıyla ilgili biz 2008 yılında hukuki süreç başlattık. 2011 yılında lehimize sonuçlandı mahkeme. Adımıza çıktı, tazminatlar çıktı ama bu şirketin aynı adres üzerinde sürekli isim değiştirmesi sonucu, yani 5 defa isim değiştirdi aynı saha üzerinde şirket ve üzerindeki bu Azim Uyar'ın üzerine kayıtlı hiçbir mal varlığı bulunmadığından dolayı adımıza çıkan mahkeme kararıyla adımıza çıkan tazminatlarımızı o gün bugün tahsil edemedik. Tek umudumuz bizim bu en son 28 Temmuz'da yürürlüğe giren Soma için, Enes Işıklar Atabacısı için yürürlüğe giren mevzide çıkan kanunda bu Uyar Madencilik kapsam dışı kaldı. Rödamanslı olduğu öne sürüldü. Ama öbür maden ocakları da aynı şekilde rödamanslıydı. Onların hakları ödeniyor. Bizim haklarımız rödamanslı diye ödenmiyor. Biz de bunun için, bu haklarımızın ödenmesi için Soma'da Bağımsız Maden İş Sendikası öncülüğünde 12 Ekim'de pazartesi günü saat 12'de Soma'da Bağımsız Maden İş Sendikası önünden Ankara'ya bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. İdris Usta, beni duyabiliyorsun değil mi? Evet. Yürüyüşle ilgili oraya döneceğim, soracağım. Ancak dinleyenler de şeyi merak ediyorlar. Şimdi Soma'da işçiler, Soma Kömür İşletmeleri bağlı diğer 4 Ocak'ta işçiler tazminatlarını alabildiler bir mücadele sonucu. Evet. Ama çok benzer durumda Uyar Madencilik, yani işçileri var. Yani sizler varsınız. Sizler tazminatlarınızı almadınız. Az önce dedin ki 5 kere şirket ismini değiştirdi, unvanını değişti. Halbuki evet, bu efendim. Uyarlar öyle bilinmez biri değil, değil mi? Yani sizin bu patronunuz iktidara da çok yakın patronlardan biriydi benim bildiğim, hatırladığım. Evet, evet. Zaten öyle olmasaydı şimdiye kadar biz bu haklarımızı alacaktık. Çok girişimlerde bulunduk ama girişimlerimiz bir netice vermedi. Bu, yani bu konuyla ilgili biz bayağı bir siyasilerle falan bir görüşmeler yaptık. Defalarca sözler verildi, basına çıktık. Defalarca haber edildik. Mecliste en son bu 28 Temmuz'da çıkan kanunda mecliste çok sayıda milletvekilinin, muhalefet milletvekillerinin isimimizi gündeme taşıması sonucu yine biz mağdur kaldık. Yani biz evet, sizi kapsamadı şey torba yasadaki madde, onu takip etti kamuoyu da. Kaç işçi var Uyar Madencilik'te sizin gibi tazminatını alamamış? İdris Usta, beni duyabiliyor musun? İdris Usta, sesim geliyor mu? Evet. Kaç işçi arkadaşımız var sizin gibi? Kaç madenci var Uyar Madencilik'ten tazminatını alamamış? İş kazası geçirip bedensel engelli kalan biz 5 kişiyiz. Ama toplamda tazminatlarını alamayan, kıdem tazminatları alamayan 748 tane Uyar Maden İşçisi var Soma'da mağdur. Evet. Peki şimdi yürüyüşten bahsettiğin bir eylem planı çıkarttınız sendikayla beraber. Bundan bahsedebilir misin? Nasıl yapacaksınız? Ne zaman başlıyor? Kaç kişi yürüyeceksiniz? Nedir durum? Bilgilendirebilir misin dinleyenlerimizi? Biz 12 Ekim pazartesi günü saat 12'de Soma'da Bağımsız Maden İş Sendikası önünden hareket edip Soma
301 şehitlerini ziyaret edip oradan Ankara yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Evet, buradan da tekrar hatırlatalım. 12 Ekim Pazartesi günü saat 12'de sendikanın binasının önünden Uyar Madencilik İşçileri Ankara yürüyüşüne başlıyorlar. Talepleri alamadıkları, üzerine yatılan, hakları olan kıdem tazminatı. Bunu talep etmek için Ankara'ya yürüyecekler. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Peki İdris Usta, Yön Radyo dinleyenlerine, seni şu anda dinleyen dostlarımıza iletmek istediğin bir şey var mı son olarak? Evet. İdris Usta beni duyuyor mu? Son sözlerini alacaktım. Evet. İdris Usta, iletmek istediğin bir şey var mı? Son kez söylemek istediğin, kamuoyuna duyurmak istediğin bir şey var mı? Yön Radyo üzerinden alabiliriz son sözlerini. Peki, sanıyorum hattan düştü. Soma'dan bağlandık. Maden işçisi İdris Sarıkaya'ya. Evet, biz hatırlatalım. 12 Ekim Pazartesi günü Ankara'ya, Soma'dan yürüyüşe başlayacaklar. Uyar Madencilik'te çalışan tazminat mağduru işçiler. 748 işçi var, mağdur olmuş. Aynı zamanda Ermenek'te de işçiler benzer bir programla hareket edecekler. Onlar da 12 Ekim'de Ankara'ya yürüyüş başlatacaklar. Onlar da alamadıkları ücret ve ödenmeyen tazminatları için yürüyecekler. Şimdi sevgili Yön Radyo dinleyenleri, bir bu konuyla ilgili bir yeni gelişme oldu dün. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Sonuçta patrondan hak ettikleri kıdem tazminatlarını almak için uğraşan, kimisi gözlerini kaybetmiş, kimisi bacaklarını kaybetmiş maden işçilerinden bahsediyoruz. Bu işçilere tazminatlarını vermemiş patron. İdris Usta bahsetti, 2002 yılından 2007'ye kadar çalışmış ve bu süre zarfında örneğin o alamamış. 748 işçi var ve bu işçiler fazla bir şey istemiyorlar. İstekleri kıdem tazminatları ve bunu elde etmek için, alabilmek için, hakları, son derece haklı oldukları ücreti alabilmek için Ankara'ya yürümek istiyorlar. Şimdi dün bunun üzerine Manisa Valiliği bir karar açıkladı. O karar şu anda benim önümde. Sizinle bunu paylaşmak istiyorum. Maden işçisinin kıdem tazminatlarını ödemeyen patronu bulup ona gerekli cezayı vermek yerine kıdem tazminatını almak için Ankara'ya yürüyüp sesini duyurmak isteyen madencinin yürüyüşünü engellemeye çalışıyor Manisa Valiliği. Açıklama şöyle: Manisa il merkezi ve ilçelerinde 6 Ekim 2020 tarihinden 20 Ekim 2020 günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, her türlü etkinlik ve eylemin yapılmasının yasaklanmasına karar verilmiştir. Basın açıklamasını da Manisa Valiliği'nin kurumsal sosyal medya hesabından paylaşılmış. Evet, bu kararın maden işçilerinin haklarını almak için, hakları için yapacakları yürüyüşe dönük olduğu çok açık. Hemen bunun üzerine yürüyüşte düzenleyen Bağımsız Maden İş Sendikası'nın açıklaması var. Onu da sizlerle paylaşayım. Bu karar madencilerin yürüyüşünü engellemeyecek. 8 yıldır tazminat haklarını alamayan işçilerin hakkını alması için bu süre içinde tek bir inisiyatif almayan bir kurumun 20 gün önce ilan edilmiş bir yürüyüşü engellemek için böyle bir karar alması düşündürücüdür. Valilik işçiyi polisle karşı karşıya getirmek istiyor. Yürüyeceğiz diye açıklama yapmış işçilerin sendikası. Dolayısıyla biz de buradan valiliğe diyelim ki burada işçilere değil, işçilere engel olmayın, işçilerin kıdem tazminatlarının üzerine çöreklenen, onlara vermeyen patronun
patrona karşı gerekli girişimleri yapın. Evet sevgili Yön Radyo dinleyenleri, şimdi madencilerle ilgili bir başka gelişme daha var. Onu da paylaşmak istiyorum sizinle. Soma'da 301 madencinin yaşamını yitirmesine neden olan katliamla ilgili sorumlular hakkında açılan dava süreci devam ediyordu. Tam 6 yıl geçti, devam ediyor. Sonuçlanmadı bu süreç. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi ve İzmir Bölge Mahkemesi, İstinaf Mahkemesi süreçleri tamamlanmış ve Yargıtay'daydı son aşamada. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi ve İzmir Bölge Mahkemesi Soma Kömür İşletmeleri Şirketi'nin patronu Baba Alp Gürkan ve 37 sanık için beraat kararı vermişti. Şirketin yönetim kurulu başkanı Can Gürkan ve 3 üst düzey yönetici için ise basit taksirle ölüme neden olma suçu öngörmüştü ve buradan 15 yıl hapis cezası vermişti. Can Gürkan bu yıl yattığı sürede dikkate alınarak salıverilmişti. Dava son aşama olan dediğim gibi Yargıtay aşamasındaydı ve Yargıtay geçtiğimiz hafta bu davayla ilgili kararını aldığı yerel mahkeme ve istinafın kararını bozdu. Can Gürkan ve 3 düzey yöneticinin basit taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılma kararı, bozulan karar. Bu önemli bir bozma kararı. Üstelik Yargıtay bu kararı bozmakla kalmadı. Nasıl bir ceza öngörülmesi, nasıl bir ceza olması gerektiğine dair de bir görüş bildirdi. Bu görüş doğrultusunda dava yeniden görülecek, öyle anlaşılıyor. Ocağın patronu, Yargıtay'ın ceza öngörüsü, ocağın patronu 301 kez, yani her ölen madenci için olası kasla öldürmek, 162 kez de, yani yaralanan madenciler sayısıdır bu, 162 kez de olası kasla yaralamak suçundan yargılanması gerektiğini ne hükmetti. Evet sevgili Yön Radyo dinleyenleri, bu karar önemli bir karar söylediğimiz gibi, ama gerçekten yeterli mi tartışılır. Soma katliamı 2014 yılında oldu biliyorsunuz. Üzerinden tam 6 yıl geçti. 301 madenciyi kaybettik. Ama öte yandan sağ kalanların da çilesi bitmedi, hala devam ediyor. 6 yıldır sürüyor, davaları sürüyor. Bakın işsiz kaldılar, ücretlerini alamadılar, tazminatlarını ancak alabildiler. O da zorla aldılar. Eynez Ocağı'nda, yani katliamın olduğu ocakta 2000'e yakın işçi zor bela geçen yıl Türkiye Kömür İşletmelerinden aldı tazminatı. Eynez aldı ama bu sefer aynı patronun diğer 3 ocağı, Atabacası, İmbat ve Geventepe işçileri ücret ve tazminatını alamadılar. Onlar da ancak birkaç ay önce mecliste bir torba yasayla yine zor bela alacaklarını aldılar. Benzer durumda olan Uyar Madencilik ve Ermenek'teki ocaklarda, yani rödevanslı ocaklarda çalışan ve benzer durumda olan işçiler ise tazminatlarını alamamış durumdalar. Aslında bu neyi gösteriyor? Çok özetle bunu hemen söyleyebiliriz. Maden sektöründe özel işletmecilik hem ülke kaynaklarını yağmalıyor hem de işçi haklarının üzerine oturuyor. Maden patronları işçilere ücret ödemiyor. Onların tazminatlarını ödemiyor ama yer altından işçilerin çıkarttığı bütün zenginliklere el koyuyor. Bu yağma ve işçi hakkı gaspının sona ermesi ve madencilik sektörünün sağlıklı bir yapıya ulaşabilmesinin tek yolu var. O da tüm yeraltı ve yerüstü madenlerinin çıkarılması, işlenmesi ve satışının devletleştirilmesidir. Bu olmadıkça ne Somalar sona erecek, belki Soma bitecek, Uyar başlayacak, belki Uyar bitecek, Ermenek başlayacak, bugünlerde olduğu gibi. Evet sevgili Yön Radyo dinleyenleri, programa devam ediyoruz. İkinci gündemimize, diğer gündemimize geçelim. Yoğun gündemimiz var, ara vermeden devam ediyoruz. Şimdi geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni ekonomi programı isimli orta vadeli programı açıkladı biliyorsunuz. Bu ekonomi programı her yıl güncelleniyor, açıklanıyor ve 3 yıllık hedefleri de içeriyor. Her seferinde Bakan Albayrak mikrofonların karşısına geçiyor ve ballandıra ballandıra ekonomideki hedefleri kamuoyuyla paylaşıyor. Ve aslında 2018 yılından bu yana da, hepsinin adına da yeni ekonomi programı dedi, bu yeni ekonomi programlarında yeni bir şey söylemiyor.
yine yeni bir şey söylemedi geçen haftaki açıklanan programda. Ve üstelik güncellenmiş bu yeni ekonomi programında AKP'nin ekonomin için ekonomide vites küçülttüğü konusunda da hemen hemen herkes hemfikir oldu. İhracat hedefleri gerilemiş durumda, büyüme beklentisi düşmüş, imalat sanayinin genişlemesine dair iddia geri çekilmiş. Yeni ekonomi programının ekonomi verilerindeki durum bu. Berat Albayrak bunları aktardı. Ancak sevgili dinleyenler, ekonomideki küçültülen vites, ekonomide vites küçülten AKP işçi haklarına saldırı konusunda gaza basacağı benziyor. YEP'ten işçiler için bu anlamda bir şeyler çıktı. Neler açıkladı bakan işçiler için? Bunu konuğumuza soracağız. Petrol İş Sendikası araştırma uzmanı ve Sol Haber Portalı yazarı Aşkın Süzük hattımızda, programa bağlanacak şimdi birazdan. Onu bekliyorum. Ona soracağız yeni ekonomi programında neler var. Alabiliyor muyuz Aşkın Süzük'ü yayına? Evet, bağlanıyor. Aşkın, iyi akşamlar, hoş geldin. İyi akşamlar, merhaba Alparslan. Ya bu akşam böyle deniyoruz, görüntülü ilk defa. İzleyenlerden de valla aradaki aksaklıklardan dolayı özür diliyoruz. Sanıyorum alışacağız bu formata. Daha önce seni telefon bağlantısıyla aldık hep. Ama bu sefer böyle görüntülü sanıyorum alışacağız. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Sevgili Aşkın, şimdi dedik ki iyi bir şeyler çıkmadı işçiler için yeni ekonomi programında. Sence de böyle mi? Yani bir istihdam bölümü var yeni ekonomi programında ve başka yine işçileri orada ve başka bölümlerde de işçileri ilgilendiren meseleler var. Ekonomide vites küçüldü ama işçi haklarında gaza basıyor dedik. Bize bunların detaylarını biraz aktarabilir misin? Yeni ekonomi programında işçiler için neler var? Vardiya dinleyenlerine aktarmanı rica edeceğiz. Tabii, yani önce detaylara geçmeden sen de programın başında söylemiştin. Yeni ekonomi programın aslında asıl adı orta vadeli program. 2018'de Ağustos ayında bir kur şoku yaşadık. O kur şokundan sonra bu programın ismini daha can canlı hale getirdiler. O şekilde lanse ettiler. Artık o tarihten sonra, yani 2018'den bu yana yeni ekonomik program diyorlar. Ama o tarihten sonra biraz da krizin derinleşmesinin de etkisiyle bu programın emek karşıtı özü ve doğrultusu daha belirgin hale geldi. Şimdi bu tür programlarda dinleyenler de bilir, büyüme, enflasyon, ihracat gibi makroekonomik hedefler genelde tutmaz. Ama bu programlarda emeğe dönük düzenlemeler işçi sınıfı için aslında bir erken uyarıdır. Çünkü bu programlarda yer alan emeğe dönük düzenlemeler er ya da geç işçi sınıfının önüne, sendikaların önüne geliyor. Bunu yaşadık. Yeni ekonomik programa bakarken de özellikle emeğe dönük hangi düzenlemeler öngörülüyor? Bunlar önemli, çünkü bu aylarda hangi düzenlemeler gündeme getirilecek, emeğin haklarını gasp etmek adına bize ışık tutacak. Şimdi yani yeni ekonomik programı biraz bu gözle bakmak gerekiyor. Şimdi bir şey var programda, kapsamlı bir esnekleştirme saldırısı yer alıyor. Ve bu ayrıntılandırılmış ciddi bir şekilde. Özellikle gençleri ve 50 yaş üstü çalışanları ilgilendiren maddeler var. Şimdi programın temel hedefler bölümünde bir kere esnekleşme adımlarının atılacağı net bir şekilde söyleniyor, ilan ediliyor. Daha sonra da senin de sorduğun bu detaylar geliyor. Yani 5 maddede aslında bu esnekleşme saldırısı detaylandırılıyor. Birincisi, gençlerin
yarı zamanlı, kısmi süreli ve esnek çalışmasını teşvik edici bir istihdam kalkanı paketinin hazırlanacağı belirtiliyor. İkincisi 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların istihdamında esnek koşulların yaratılacağı söyleniyor. Bir irade aslında ortaya konmuş oluyor. Hatırlayacaksın, daha önce programda da yer vermiştin bu konuya. Yaz aylarında bir düzenleme gündeme gelmişti. Bu düzenlemede de 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılmaları gündeme gelmişti. Ama daha sonra bu aşkın. Şimdi evet. İşten tazminatını gündeme sokan mesele bu, değil mi? Evet, ama burada tabii o ayrıntıda verilmiyor. Sadece deniyor ki daha esnek koşulda bu şeylerin yaş 25 yaş altını ve 50 yaş üstü çalışanların daha esnek koşullarda çalıştırılacağı bir koşulların oluşturulacağı söyleniyor. Ama burada ayrıntı verilmiyor, ama tahminen bu belirli süreli iş sözleşmelerinin bu yaş gruplarında yaygınlaştırılmasının amaçlandığını gösteriyor. Şimdi tabii bu yaş gruplarında çok ciddi bir çalışan var Türkiye'de. Ciddi sayıda çalışan var. Kayıtlı kayıtsız rakamlara baktığımızda 15-24 yaş arası, 25 yaş arası çalışanların 3 milyon kişi olduğunu görüyoruz. 50 yaş üstü çalışanların ise 2,5 milyon kişi olduğunu. Yani toplamda 5,5 milyon kişiyi ilgilendiren bir düzenleme olacak bu. Tabii bunların bir kısmı kayıtsız, bu rakamlar içinde kayıtsızlar da var, ama takriben 4 milyon civarında da kayıtlı bu yaş gruplarında çalışan var Türkiye'de. Şimdi 4 ila 5 milyon kişinin eğer bu belirli süreli iş sözleşmelerinin yaygınlaştırılması yoluyla getirilecek bir esnekleşme olursa, kıdem ve ihbar tazminatlarının ortadan kaldırılacağı anlamına geliyor bu düzenlemeyle. Şimdi programda bir üçüncü madde şu, esnekleşmeyle ilgili. İleri yaşta hemen bir altını çizelim. Bu önemli, çünkü yazın da gündeme gelmişti. Yön Radyo dinleyenleri, dikkatli dinleyenler biliyor, işçiler takip ettiler. Yeni ekonomi programında 25 yaş altı ve 50 yaş üzeri çalışanlar için esnek çalışma modellerinin geliştirilmesi, belirli süreli hizmet aktiyle çalışmanın yaygınlaştırılması anlamına gelmektedir. Ve bu işçiler için, bu kategorideki işçiler için kıdem tazminatının ortadan kalkması anlamına gelir. Bunu söylemiş oldu sevgili Aşkın Süzük. Bunun altını çizelim ve devam edelim. Altını çizelim, bir de rakamları da verdim. Bu çalışanların, ücretli çalışanların yaklaşık üçte birlik bir bölümünü oluşturuyor. Yani üçte birlik kesimin, çalışan kesiminin kıdem tazminatı ve ihbar tazminatları gibi hakları ve benzer hakları tehdit altına girecek. Bir üçüncü madde şu, ileri yaşta çalışanların istihdamını teşvik etmek, desteklemek amacıyla çıkarılacağı belirtilen bir teşvik var. Yani 50 yaş üstü çalışanların istihdamı, kısmi zamanlı istihdamın teşvik edileceği belirtiliyor. Burada da bir kılıf hazırlanmış buna. İş yaşam dengesinin sağlanması amacıyla bunun yapılacağı söyleniyor. Bu iş yaşam dengesini biliyorsun, daha çok kadın İşçiler, çalışanlar için gündeme getirmişlerdi daha önce. Bu ne demek? Özel yaşam ya da aile yaşamına daha fazla vakit ayırabilsin çalışanlar. Bu iş yaşam dengesi aslında buna işaret ediyor. Bunu amaçlıyorlar. Bunu da söylemişler zaten. Yani aslında 50 yaş üstü çalışanların kısmi çalışması teşvik edilecek deniyor ve evde aileleriyle vakit geçirsinler denmiş oluyor bu maddeyle.
Ama biliyorsun bu 50 yaş üstü çalışanlar Türkiye'de bir dizi soruna sahip. Bunlarda en önemlisi de emeklilik hakları gasp edildi bunların. Birçoğu EYT biliyorsun. Yani iş yaşam dengesini teşvik edeceğiz diyerek böyle bir düzenleme getiriyor hükümet ya da düşünüyor. Burada yapılması gereken aslında emeklilik haklarını vermek. Böylelikle yaşam dengeleri epey oturmuş olacak aslında. Yapılması gereken EYT için öncelikli düzenleme EYT sorununun çözülmesidir. Şimdi bir dördüncü madde ise yine bu yaz aylarında gündeme gelmişti. 10 günden az çalışan 25 yaş altı gençlerin daha kolay istihdam edilmesine dönük düzenleme yapılacağı belirtiliyor programda. Burada yaz aylarında gündeme gelen düzenlemede bu patronlara 10 günden az çalışan 25 yaş altı istihdam sahip patronlara SGK primi kolaylıkları ve teşviği getiriyorlardı. Tahminen bunu getirecekler ve bu yolla gençleri daha ucuz maliyette olarak istihdama çekmeye çalışacaklar. Evet. Toparlayalım, zamanımız biraz çünkü azaldı. Sonuncu maddeye geldim. Evet. Bir son maddede şu, bu da tabii pandeminin doğurduğu koşullar nedeniyle patronların ihtiyacı, böyle bir ihtiyaç doğdu onlar açısından. Programda şöyle deniyor, uzaktan çalışma dahil mevzuatta yer alan ama yaygınlık kazanmamış esnek çalışma biçimlerine dair ikincil mevzuat çalışmaları yapılacak deniyor. Burada kastedilen biliyorsun 2016 yılında özel istihdam bürolarına geçici iş ilişkisi yapma yetkisi verilmişti. O kanunun içerisinde uzaktan çalışma da düzenlenmiş ve ilk kez Türkiye'de çalışma mevzuatına sokulmuştu. Ama uzaktan çalışmanın yönetmeliklerle ayrıntıları, detayları belirlenememişti. Bugüne kadar çıkartılamamıştı. Anlaşılan o ki ihtiyaç doğdu. Patronlar açısından uzaktan çalışmanın yönetmeliklerle daha detaylı bir şekilde düzenlenmesi önümüzdeki dönemde hedeflenecek. Esnekleşmeye dair paket bu şekilde programda. Peki Aşkın, çok teşekkür ediyorum. Vardiyaya katıldın. Süremizin sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Diğer gündemler de var. Bu yeni ekonomi programındaki istihdam başlığındaki bu düzenlemeleri, esneklik meselelerini takip etmeye devam edeceğiz. Sanıyorum bolca önümüzdeki dönem bunları konuşmak durumunda kalacağız. Öyle görünüyor. Evet. Tekrar peki, teşekkürler. Yayınlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Evet, sevgili Yön Radyo dinleyenleri, bir ekte biz yapalım. Sevgili Aşkın Süzük'ün aktardıklarına. Yeni ekonomi programında istihdam ve işsizlikle ilgili hedefler de var. Burada da ilginç, istihdam artışı her yıl 1.3 milyon olarak belirlenmiş. Oysa sadece son 2 yılın istihdam kaybı 2 milyonun üzerinde. Ve yine işsizlik rakamı olarak 3 yılın sonundaki hedef %11, çok yüksek bir hedef. Şunu şöyle özetleyebiliriz Aşkın Süzük'ün de ifade ettiği maddelerle beraber. Yeni ekonomi programında AKP işçilere, sanayiye, emeğe şunu söylüyor. Düşük istihdam, az istihdam edeceğim siz diyor. İşsizlik yüksek olacak, ücretler düşük olacak ve yüksek esneklik olacak. 2023 yılı programının özeti böyle. Kıdem tazminatının tasfiyesine yönelik hesaplar var. Ekonomide vites küçültülmüş ama işçi haklarında saldırıda gaza basılmış. Yeni ekonomi programının işçi cephesinden özeti sanıyorum böyle yapabiliriz. Evet sevgili dinleyenler, şimdi isterseniz geçtiğimiz hafta ve belki biraz daha öncesinde haftanın emek gündemlerinde başka neler vardı?
kısa kısa notlarımız var, kısa kısa bir aktarımız var. Gelin birlikte ona bir göz atalım. Sonra bu kısa emek gündemleri üzerine birkaç şey söyleyeceğiz, söyleme fırsatı bulacağız. Emek gündemi. Sağlık emekçilerinin ek ödemeler konusundaki sıkıntıları büyüyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hekimler Haziran ayından bu yana ek ödemelerin düzensiz ve yetersiz yapılması ile çalışma güvenliği konusundaki sıkıntılar nedeniyle eylem yaptı. Hekimlere sonraki gün hastanedeki diğer sağlık emekçileri de katıldı. Uzel işçilerinin direnişi sürüyor. İstanbul Rami'de kurulu traktör fabrikasının kapatılmasıyla işsiz kalan işçiler yıllardır tazminatlarını alamadılar. Son 2 yıldır Nakliyat İş Sendikası'nın öncülüğünde haklarını arayan Uzel işçileri bir ay önce fabrikanın önünde kurdukları çadırda 24 saat nöbet tutuyorlar. Dilovası'ndaki özel elektrik işçilerinin fabrika önündeki direnişi sürüyor. Özel elektrikte çalışan işçiler Birleşik Metal İş Sendikası'na üye olmuş ve yasağa rağmen 19 işçi işten çıkarılmıştı. İşçilerin fabrika önündeki direnişi bugün 74. gününü geride bıraktı. Eylül ayı enflasyon rakamları pazartesi günü açıklandı. Açıklanan enflasyon rakamları ile emekçilerin yaşadığı hayat pahalılığı yine birbirini tutmadı. TÜİK'e göre tüketici fiyatları enflasyonu Eylül ayında %0.97 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon oranı ise %11.75 oldu. Elektromekanik Metal İşverenleri Sendikası EMİS üyesi işyerlerinde toplu sözleşme görüşmeleri başladı. Kısa bir süre önce kendini feshedip MES'e katılan EMİS üyesi 5 işletmede işçileri Birleşik Metal İş Sendikası temsil ediyor. Toplu sözleşmede Schneider Enerji, Schneider Elektrik, ABB Power Grid, General Elektrik ve Arıtaş fabrikalarında çalışan 1850 işçinin ücret ve diğer hakları belirlenecek. Türk Hava Yolları'ndan sonra şirketin bakım onarım işlerini yürüten THY Teknik AŞ'de de çalışanların ücretleri düşürüldü. Çelik İş Sendikası ile şirket yönetiminin yaptığı anlaşma sonucu Teknik AŞ'deki tüm teknisyen ve çalışanların ücretleri %25 ila %30 oranında azaldı. Benzer uygulama THY bünyesinde çalışan pilotlarla kabin ve yer hizmetleri personeli için de yapılmış ve çalışanların tepkisine yol açmıştı. İçişleri Bakanlığı'nın 2 Ekim tarihli genelgesine dayanarak İl Hıfzı Sıha Kurulları'nın aldığı kararlar doğrultusunda meslek odalarının yapacağı genel kurullar 2 ay süreyle yasaklanıyor. Özellikle iktidarın baro seçimlerine yönelik müdahalesi olarak değerlendirilen bu yasaklamaya karşı barolar ortak açıklama yayınladı ve genel kurul iptallerine tam kanunsuzluk gerekçesiyle itiraz etti. İstanbul Ataşehir'de yapımı sürmekte olan Uluslararası Finans Merkezi şantiye alanında beton santrali işçileri çalışma koşullarının düzeltilmesi talebiyle iş bıraktı. İş bırakma eyleminin ardından işçilerin talepleri kabul edildi. İlgili birimde çalışma saatleri, hijyen ve temizlik koşulları ile koğuşlarda yaşanan problemler giderildi. Dünya Sendikalar Federasyonu'nun 75. kuruluş yıl dönümü geçtiğimiz hafta çeşitli etkinliklerle kutlandı. 3 Ekim 1945 tarihinde kurulan DSF, bugün tüm dünyadan işçi örgütleri ve sendikaların uluslararası dayanışmasını güçlendirmeye devam ediyor. Dünya Sendikalar Federasyonu'nun 75. yaşını kutluyoruz. Emek Gündemi. Evet sevgili Yön Radyo dinleyenleri, vardiya devam ediyor. Şimdi kısa kısa geçtiğimiz haftanın emek gündemlerini aktarmaya çalıştık. Onların içerisinde yer almıyordu. Dün bir açıklama vardı. Devrimci İş Sendikaları Konfederasyonu'nun araştırma merkezi DİSKAR'ın bir raporu var. Bu raporu bu kısa kısa bölümüne hemen eklemek istiyorum. Bence önemli bir rapor. Sanayide ücret ve verimlilik raporu açıkladı DİSKAR dün 7 Ekim'de. Orada ilginç bulgular var. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle salgın döneminde ilginç bulgular. Öncelikle 2012 yılı ile 2020 yılı arasında DİSKAR işçi başına verimlilik artışıyla reel ücret artışını kıyaslamış. Aradaki fark önemli. Reel ücret artışı bu dönem boyunca %14.8 gerçekleşirken işçi başına verimlilik artışı %51.1 gerçekleşmiş. Yani daha fazla üretip daha az kazanmış sanayi işçileri. Salgın dönemindeki verisi ise bu raporun daha çarpıcı. Salgının etkisinin arttığı dönem verimlilik %17,5
buçuk artıyor. Reel birim ücret 17,5 puan artıyor pardon. Reel birim ücret ise aynı kalıyor. Yani salgında daha da şiddetlenen ama son 10 yılın genel politikası patronlar açısından az işçi çalıştır, olabildiğince az işçiye fazla iş yaptır. Salgındaki genel politikanın bu olduğunu anlıyoruz. Bir de kısa kısa bölümünde bir işten çıkarma ve direniş haberi vardı. Onun altını çizmek istiyorum. Önümüzdeki programlarda gündem yapacağız, gündeme alacağız. Dilovası'nda bir direniş sürüyor. Birleşik Metal İş Sendikası'na üye olup sonra işten atılan sendikalaştıkları için özel elektrik işçileri. Bu şu açıdan önemli. Direniş devam ediyor. İkinci ayını geride bırakıyor. Biliyorsunuz ballandıra ballandıra anlatılan bir işten çıkarma yasağı var. Adı işten çıkarma yasağı. Ama işten çıkarma yasağı var iken işçilerin sendika üye oldukları için atıldığı bir örnek özel elektrik ve böyle çok fazla örnek var. Zaten biz vardiyada da çok anlattık bunu biliyorsunuz. Bu yasak işten çıkarma yasağı değil, ücretsiz izin düzenlemesiydi. Evet sevgili dinleyenler, bir başka direnişe uzanalım. Şimdi biliyorsunuz Kargil'de bir direniş devam ediyor. Kargil işçilerin direnişi devam ediyor. Bursa'da Orhan Gazi'de bir gıda tekeli Kargil uluslararası. Tartışmalı şirket sadece üretimiyle ilgili değil, işçi hakları konusunda da sicili çok tartışmalı. Dönem dönem işçilerin sendikalaşmasına işten atmalarla müdahale ettiler. Şimdi yine benzer bir şey 2018 yılında yaptı. İşçiler sendikalaştılar ve işten atıldılar. İşten atılan işçiler direnişe başladılar. O yıl o gündür devam ediyor direnişleri. Kargil işçileri fabrikanın önündeydi. İşe iade davası açtılar. Onu kazandılar. Sendikal tazminata hükmetti mahkeme. Kargil patronu tazminatları işçilere yatırdı ve evlerine döneceğini düşünüyordu. Öyle olmadı. İşçiler devam ettiler direnmeye. Direnişe devam ettiler. Şu anda eylemi İstanbul'a taşıdılar bir süredir. Pazartesi günleri Kargil'in müşterilerinin bir tanesinin önünde basın açıklaması yapıp şirketin genel merkezinin, genel müdürlüğünün bulunduğu Ataşehir'deki Palladium Tower'ın önünde gece gündüz 24 saat kalıyorlar. Cuma günü çocuklarının yanına dönüyorlar, evlerine dönüyorlar. Pazartesi tekrar başlıyorlar. Onları unutmayalım. İstanbul'daysanız yanlarına uğrayın mutlaka. Dayanışma önemli. Yön Radyo dinleyenleri için vardiyaya bir mesaj yolladılar. Şimdi gelin onlara bir kulak verelim. Yön Radyo izleyenlerine selamlar. Kargil direnişi 902. gününde Palladium Tower'ın önünde devam ediyor. Yattığımız yerin önünden ve oturduğumuz yerin önünden bütün dostlarımıza selam söylüyoruz. Bizler beraber olduğumuz zaman, omuz omuza verdiğimiz zaman mücadelemiz birlik olacak ve zafer olacak. Bu işçi sınıfının mücadelesidir. Ve bütün dostlarımıza burada çayımızı içmeye, ekmeğimizi bölüşmeye bekliyoruz. Bütün Yön Radyo dinleyenlerine selam olsun. Teşekkürler. Evet sevgili Yön Radyo dinleyenleri, biz de vardiya programından şu anda Palladium'un önünde Ataşehir'de direnişe sürdüren, eylemde olan Kargil işçilerine selam yollayalım. Yön Radyo dinleyenlerinin de selamlarını onlara iletelim. Yanlarında olduğumuzu hatırlatalım. Evet sevgili Yön Radyo dinleyenleri, vardiyanın sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Programa başlarken güzel haberlerimiz de var demiştik. İşte onlardan bir tanesini şimdi sizinle paylaşmak istiyorum. Yeni bir sendika kuruldu. Adı Tüm İşçilerin Birlik Mücadele ve Dayanışma Sendikası. Kısa adı Birlik Sendikası. Salı günü kurucu işçilerin de katıldığı bir basın toplantısıyla kamuoyuna kendini tanıttı sendika. Bu sendikanın üzerine biraz konuşacağız ama önce gelin kuruluş toplantısına bir gidelim. Sendikanın kurucu genel başkanı Zehra Güner Karaoğlu ile sendikanın örgütlenmeye başladığını ilan ettiği 3 alandan işçilerin konuşmalarına kulak verelim, sonra üzerine konuşacağız. Hoş geldin, kesilmiş bir kum gibi. Onun ticaret
Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar İş Kolu'nda faaliyet gösterecek bir sendikamız var. Sendikamız kuruldu. Tüm işçilerin Birlik, Mücadele ve Dayanışma Sendikası. Kısa adıyla Birlik Sendikası. Birlik Sendikası işçilerin dayanışmasıdır. Rekabet patronların dayanışma işçilerindir. Patronlara iş yerinde boyun eğmeyen emekçilerin kararlılığından güç alıyoruz. Birlik, mücadele ve dayanışmayı yükseltmek hedefiyle yola çıkıyoruz. Yaşasın sınıfın birliği, yaşasın sınıf dayanışması, yaşasın birlik sendikası. Modern Türk çalışanlarına çağrıları, bu talepler etrafında birlik sendikasına ulaşmaları, üye olmaları. Çünkü 2 yıllık pratik aslında onlara gösterdi. Birlikte mücadele edince kazanım elde ediliyor. Bütün Madame Coco çalışanlarına da selamlarını gönderdiler ve Birlik Sendikası'na üye olma çağrısı yaptılar. Çünkü bizim sendikamız dediğimizde bunu geliştirme, bunu diğer öğretmenlerimize yansıtma, okullara girme, okullarda çalışma hakkımız var demektir. Bu yasal hakkımızı sonuna kadar kullanacağız. Bir hayalimizi gerçekleştirmiş olduk. Şimdi bu hayalimizi artık geliştirme vakti. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sendikamız kutlu olsun. Evet, kutlu olsun. Bugün bizlere yaşam merkezi olarak sevimli gösterilmeye çalışılan AVM'ler aslında binlerce emekçi için yangın yerinden, emek cehenneminden başka bir şey değil. Bütün AVM emekçilerini, mağaza çalışanlarını, temizlik personellerini, güvenlik görevlilerini AVM'lerde, kentlerde örgütlenmeye ve sendikamızla birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Yolumuz açık, hepimize kolay gelsin. Hoş geldin, ayrılık Evet sevgili Yön Radyo dinleyenleri, Birlik Sendikası'nın salı günü yaptığı basın toplantısından bir bölüm dinledik, izledik beraber. Şimdi sevindirici haber diyorum. Sevindirici haber, sendikanın örgütlenme çalışmalarını sürdürdüğünü duyurduğu sektörler ve iş yerleri. Bunlar gerçekten sevindirici. Özellikle özel okullar, özel eğitim kurumları ve AVM'ler sendikal örgütlülüğün neredeyse hiç olmadığı yerler. Birlik Sendikası buralarda sendikaya üyelik kaydetmeye başladığını ve örgütlendiğini duyurdu. Bunlar önemli. Özel okulları biliyorsunuz. Öğretmenler buralarda senelik sözleşmelerle çalıştırılıyor. Neredeyse sigortanın asgari ücret üzerinden yatırılıp farkın elden verilmesi rutin uygulama haline gelmiş durumda. Salgın dönemi ücretsiz izne çıkarılan, sonra online ders ya da öğrenci takibi işleriyle aslında tam zamanlı çalışılan o kadar çok öğretmen var ki neredeyse bütün okullar bunu yapıyorlar. Geçen sene hatırlarsınız Doğa Koleji'nde sıkıntılar vardı. Aylarca ücret alamayan öğretmenler 3 gün boykot örgütlemişlerdi ve okulun el değiştirmesi sonucu kimi sorunlar çözülmüştü. Ama bu boykotun önemli bir etkisi olmuştu. Özetle çok çektiler özel okul patronları. Az önce onlardan birisinin basın toplantısında anlattıklarını dinlediniz. Şimdi Birlik Sendikası içinde bir öğretmen şubesi açacaklar. Bunu ilan ediyorlar. Artık özel okul öğretmenlerinin bir sendikası var diyebiliriz. Birlik Sendikası'nın kurulur kurulmaz örgütlenmeye başladığı diğer sektör tümüyle örgüsüz bir alan, alışveriş merkezleri. Onunla ilgili de bir AVM emekçisi konuştu, dinlediniz. İstanbul'da yaşayanlar bilir. İlk AVM Bakırköy'de açılmıştı, Galeria. 1988 yılıdır. Nasıl bir şeymiş diye dolaşmaya gidilirdi o AVM. Sonra 5 yıl sonra Anadolu yakasının ilk AVM'si açıldı Kapitol'da, Altunizade'de. O da 93 yılıydı. O zamanlar böyle patır patır açmıyorlardı AVM'leri. Şimdi ise 453 tane var AVM. Bir de artık sadece alışveriş merkezi değil, yaşam merkezi diye adlandırılıyor. Videoda alışveriş merkezi emekçisinin söylediği şekilde. Ama ne kadar parlatılırsa parlatılsın, gerçekte her birinde yüzlerce, hatta bazısında binlerce işçinin çalıştığı birer bacasız fabrika burası, buralar. Ve bu dev işletmelerde 30 yıldan fazladır örgüsüzlük hüküm sürüyor. Sadece gün ışığı görmeden, saatlerce gün ışığı görmeden son derece düşük ücretlerle üstelik baskı altında çalıştıklarını anlatıyor Birlik Sendikası'nın toplantısında konuşan işçi. Ve iyi haber,
bu kurulan yeni sendika, birlik sendikası AVM'lerde örgütlenmeye başladı. Bir de Madame Coco işleri adına konuştu bir işçi. Bu mağaza zincirinde de sendikaya üyeliklerin başladığı söyleniyor. Bunlar güzel haberler. Sendikal örgütlenmenin kapısını çalmadığı yerler buralar. Şimdi bu işletmelerde daha fazlasında işçiler örgütlü sendikalı bir mücadeleye soyunmaya başlıyor. Biz de vardiyada yolları açık olsun diyelim. Birlik sendikasına başarılar dileyelim. Evet sevgili dinleyenler, programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sonunda vardiyanın sonunda hazır sendika konuşulmuşken, sendikalardan bahsetmişken güzel bir şarkı dinleyelim. 1919 doğumlu, 2014 yılında yaşama gözlerini yuman Amerikalı bir folk şarkıcısı Pete Seeger. Solidarity Forever, sonsuza dek dayanışma çünkü sendika bizi güçlü kılar isimli bir şarkı bu. Biraz değinmek istiyorum. Bu şarkı aslında ünlü bir sendika marşı. Şarkının sözleri 1915 yılında Ralph Chaplin tarafından tamamlanmış ve yıllar içerisinde Pete Seeger'dan Leonard Cohen'e kadar pek çok şarkıcı tarafından söylenmiş, yorumlanmış. Marşın yazılış öyküsü de çok hoş. Chaplin sözleri yazmaya 1913 yılında Kanava madencilerinin grevi sırasında başlamış ve 1915 yılında Chicago'daki büyük açlık eylemi gününde bitirmiş. Şimdi gelin bu şarkıyı dinleyelim. Pete Seeger'ın Solidarity Forever şarkısı. Sonsuza dek dayanışma çünkü sendika bizi güçlü kılar. Vardiya her perşembe 21'de canlı yayında devam edecek. Her hafta birlikte olmayı diliyoruz. Sağlıklı, sağlıkla kalın. İyi akşamlar diliyoruz. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for the union makes us strong. It is we who plow the prairies, built the cities where they trade, dug the mines and built the workshops, endless miles of railroad laid. Now we stand outcast and starving mid the wonders we have made, but the union makes us strong. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for the union makes us strong. They have taken untold millions that they never toiled to earn, but without our brain and muscle, not a single wheel can turn. We can break their haughty power, gain our freedom when we learn that the union makes us strong. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever. In our hands is placed a power greater than their hoarded gold, greater than the might of atoms magnified a thousandfold. We can bring to birth a new world from the ashes of the old, for the union makes us strong. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever. Aslan Savaş'la Vardiya sona erdi.